Geldik dördüncü basamak ne söylüyordu? Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı üzerinden düşünmeyi öğretiyordu bize. Cenab-ı Hakk'ın esması var, sıfatları var. Bunlara bağlı kanunlar var. Bu kanunlar her varlığın her bir köşesinde. Ama küçük ama büyük. Ama işte şiddetli ama zayıf. Tecellilerini, tezahürlerini gösteriyorlar. Aynı kanunun fertleri olarak olaylar cereyan ediyor. Mesela işte Bedir Savaşı'nda burada o örnek verildi. Müminlere yardım için Cenab-ı Hak meleklerini gönderiyor. Aynı kanun gerektiriyor ki uzayda da bu savaş devam ediyor olsun. Ama bizim Star Wars gibi düşünmemize gerek yok bunu. Yani illa biyolojik canlılar işte kimisi böceğe benziyor, kimisi bilmem başka bir ahtapota benziyor, başka bir şeye benziyor. Bunlar uzayda uzay gemileri yapmışlar, birbirleriyle savaşıyorlar. Böyle olmak zorunda değil. Ama evet orada da bir mücadele var. Şerirlerle hayırlılar arasında. Bu aynı kanunun ferdi yani. Orada Cenab-ı Hak böyle tasarruf ettiğine göre uluhiyetindeki tutarlılığının gereği olarak oralarda da öyle tasarruf etmiştir diyebiliriz diyor dördüncü basamak. Bakın nasıl zihnimiz o darlıktan başta zikredilen bakış açısı körlüğünden kurtuluyor, serbestleşiyor. İşte biz bunu yitirdik aslında ahir zamandaki en büyük yitirişimiz. Ümmiliğimizi yitirmek, o Kur'an'a, sünnete bakarkenki duruluğumuzu, berraklığımızı yitirmek, kalıplarla düşünmek, o kalıplara da vahyi, sünneti mecbur zannetmek. Ondan sonra ne oluyor? Kendi kalıbımıza göre zihnimiz her şeyi bükmeye başlıyor. Maalesef bunun çok tezahürleri var. En yakın tezahürü de işte Twitter'da gündem olmuştu. Kadem'in yayınladığı, onun gözetiminde yayınlanan, kontrolünde yayınlanan bir makalede Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın ilmihalinin toplumsal cinsiyet üzerinden eleştirilmesi. Yani toplumsal cinsiyet ne ki ilmihal eleştirsin? Ama işte onlara göre o daha büyük bir norm. Daha yüksek bir şey. Vahiyden daha vahiy, sünnetten daha sünnet bir şey. Onun kıstaslarıyla vuruyorlar. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'nin ilmihalini eleştiriyorlar. Sanki o ilmihalde eleştirdikleri şey sadece Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın kitabında mı geçiyor? Hayır. Aşağı yukarı bütün ilmihallerde aynı şeylere rastlarsınız. Çünkü bunlar dinin emirleri. Onlar o mevzular ya bir hadise ya bir ayete yani onlara dayanıyor. Başka bir şey yok ki bunların aslı. Ömer Nasuhi Bilmen kendi kafasına göre haşa hoca merhum böyle bir şey uydurmadı. Bu ilmihali uydurarak yazmadı. Ama maalesef devir öyle bir devir. İşte kademcilerin de arızası böyle bir arıza. Kendi kafalarındaki kalıpların Kur'an'ı bile, sünneti bile, fıkhı bile, 1400 yıllık İslam'ı bile bükebileceğini, onun ondan daha üst bir şey olduğunu düşünüyorlar. İşte bu Risale'nin başında söylenen de o zaten. Neydi? Bir daha hatırlayalım ve 5. basamağa geçelim. Çok uzattık girişi. Ey kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan, ey kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan ve aklı gözüne inen ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi. İşte bu bugün kademinde dahil olduğu bir alan.